Sıra Dışı Eczacılar programından herkese merhaba. Bugün konuğumuz Şermin Seval. Kendisi eczacı ve aynı zamanda ressam. Bugün kendisiyle resim üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle hoş sizi bir tanısak olur mu? Tabii ki. 79 girişli Eczacılık Fakültesinden 84 mezunuyum. Yaklaşık işte 25-30 yıldır faal eczacılık yaptım. 4-5 yıl kadar önce kendi eczanemi devrettim. Fakat işte eşim de eczacı olması nedeniyle tek eczaneyle onun eczanesinde hala part-time olarak eczacılık yapıyorum diyebilirim. Onun dışında iki tane çocuk annesiyim. Öyle. Kendinizi resimle ifade etmeye nasıl karar verdiniz? O hikaye nasıl başladı? Ya resim benim hayatımda sonradan olan, eklemlenen bir şey değil. Aslında ta çocukluk yıllarıma kadar uzanan dürtüsel bir şey. Çünkü resimle, sanatla ilgilenmek böyle sonradan, ben artık emekli oldum, biraz şunla bununla ilgileneyim, resim yapayım gibi bir şey olmadı benim için asla. Yani çok eskiden beri, ortaokul, lise yıllarından bu yana hep yapmak istediğim, zaman zaman fırsat buldukça da bir şeyler yaptığım bir şeydi aslında. Lise dönemindeyken güzel sanatlar eğitimi almayı çok arzulamıştım. Ama işte eğitim sistemimizin çarpıklığı, güvensizliği nedeniyle daha doğrusu bu işten hayatını kazanamama kaygısı gibi nedenlerle eczacılık okudum. Ama tabii ki bu bir şeyler yapma, yaratma edimi insanı asla peşini bırakmıyor. Yani benim için öyle oldu. Eczacılık fakültesini biraz çok da istemeyerek bitirdim. Fakat sonrasında mesleğimi keyifle yaptım, orası ayrı, hiç pişman değilim. Ama öğrenim hayatım boyunca kitaplara, defterlere, notlara hep resimler karaladım, durdum. Arkadaşlarımın portrelerini yaptım, ders izlerken hocalarımın portrelerini çizdim vesaire. Yani hep içimde bir tutkuydu, bir dürtüydü. Ta ki kendime bir vakit ayırana kadar... İşte bu da hemen hemen kendi eczanemi devrettiğim bir 4-5 yıl öncesine kadar aynı tarihlere rastlıyor. Ondan sonra yoğun biçimde resim yapmaya başladım. Önce kendi kendime yapmaya başladım işte. Daha sonrası da geldi. Geldi. Ama resim hep vardı diyorsunuz resim bir hep anlamda. Vardı. Resim hep vardı. Yani resmin yanı sıra hatta fırsat buldukça amatörce tabii seramikle de uğraştım. Eve çamurlar taşıdım. Dikişle uğraştım. İşte kumaşlarla bir şeyler yarattım. Kendi modellerimi diktim vesaire. O da zaten çok eskidir geçmişe. Öğrenciyken de kendi kıyafetlerimi dikerdim. Çocuklarımın kıyafetlerini hep kendim diktim. Yani o bir yaratma dürtüsünü hep bir şekilde tatmin ettim aslında ettiniz. Bir şekilde ama işte resim ondan sonraki geçiş oldu. Peki sanatla eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yetenek tek başına yeterli mi? Ya da eğitim ne sağlıyor? Şimdi şöyle, ben resim yapmanın yetenekle olması gerektiğini ya da öyle olacağını düşünürdüm hep ta ki eğitime kadar. Yani resim, evet yetenek bir avantaj ama şart değil. Önemli olan o dürtüyü hissetmek, bir şeyler yapmak istemek. Çünkü artık günümüzde resim, sanat sadece yetenekle yürüyen olan bir şey değil. Yani yeteneksiz olan bir insan da bir şeyler yaratabilir. Çünkü günümüzdeki sanat anlayışı artık çok farklı. Yani hatta şöyle söyleyeyim, sırf düşünce üreterek sanat yapılıyor artık günümüzde. Bunu söylersem zaten ne demek istediğimi evet. Anlamışsınızdır. Sanatın tanımları evet. Olmuyor. Evet. Tanımlara sığmıyor. Evet. Ama yetenek elbette ki bir avantaj. Daha kolay yol alıyorsunuz. Yani ben resim, çizim konusunda yetenekliydim. Yani o gruba dahil biriydim. Yeteneklerim doğrultusunda işte ve ilgi alanlarım doğrultusunda kendi kendime resim yapmaya başlamıştım.
Kendi kendime epeyce bir resim yaptım. 3 tane kişisel sergi açtım, karma sergiler vesaire. Ama öyle bir nokta, öyle bir an geldi ki dedim eğitim almam gerek. Bir vizyona, bir şeye ihtiyacı oluyor insan. Onu hissediyorsunuz. Onu hissettiğim noktada arayışlara başladım. Ne yapabilirim, ne edebilirim? İşte arayışlarım beni bir yüksek lisans eğitimine kadar götürdü. Nerede yaptınız ve bir de çok ilgi çekici bir projeniz var. Yüksek lisans teziniz, onu da bizlerle paylaşır mısınız? Evet, tabii ki. Işık Üniversitesi resim bölümünde çok da değerli bir hocaya çalıştım. Onu da sakıncası yoksa söylemek isterim. Sevgili değerli hocam Balkan Naci İsim Yeli'nin atölyesinde 3 yıl kadar eğitim aldım. Eğitim sonrası gene ilgi alanınız değişmiyor ama ifade farklılıkları oluşuyor. Yani yapmak istediğiniz şeylerde daha farklı teknikler, daha farklı vizyonlar, yani kendinize daha farklı şeyler katmış oluyorsunuz. Eğitimin bana kattığı çok şey var elbette. Yani bir vizyon sahibi oluyorsunuz, bir yönlendiriliyorsunuz. Evet, burada yüksek lisans yaparken tezli yüksek lisanstı ve yüksek tez konusu olarak da şeyi seçtim, geleneksel dövmeler. Genelde Güneydoğu illerini gezmeyi çok severim. Oradaki kültür farklılıkları, yaşam biçimleri hep ilgimi çekmiştir. Yine bir Urfa gezisinde bir portre çekmiştim. Yerel bir kadının portresi. İlk defa orada karşılaştım. Yüzündeki şekillerle, dövmelerle. Sonradan bunların çok geleneksel olduğunu ama belli bir yaşın üstündeki kadınlarda görüldüğünü öğrendim. Bunu tez konusu olarak seçmeye karar verdim. Hocamın da desteğiyle ve önerisiyle. Araştırmalarım sırasında da gördüm ki gerçekten birçok kişinin bu geleneksel dövmelerden, bu gelenekten haberi yok. Benim dahi haberim yoktu. Bunun bir kayıt altına alınması, bir araştırılması, bu konuyla ilgili bir tez yazılması fikri bana çok cazip geldi. Epeyce bir araştırdım. Çok eski tarihlere uzanan, eskilerden süzülerek gelmiş simgeler, motifler, her birinin ayrı bir anlamı var. Hatta geniş bir coğrafyaya yayılmış, ta ki Orta Asya'daki kaya resimlerinden bile gelen motifler, Oğuz boylarından gelen simgeler, semboller, insanların zaman içinde doğadan esinlenip doğanın gücünü kendinde hissetmek amacıyla taşıdığı, işte onu nakşettiği simgeler, semboller, yani hepsinin anlamları farklı, yüklendikleri misyonlar farklı. Bunlarla ilgili güzel bir araştırma yaptım ve bunlarla ilgili bir çalışma da yürüttüm. Aslında çektiğiniz bir fotoğraf sizi bambaşka yerlere sürükledi diyebiliriz. Elbette. Tam da bu noktada ben ilhamdan bahsetmek istiyorum. Çünkü sanatla ilhamı birbirinden ayıramıyoruz. Sizin ilham aldığınız noktalar, kaynaklar neler? Ya çok şeyden besleniyorum. En büyük, en çok beslendiğim yerlerden birisi 25-30 yıldır yaptığım meslek, insanlarla iç içe olmak. Yaşadığım toplum, içinde bulunduğum olaylar, her şeyden beslenebiliyorum, her şeyden ilham alabiliyorum. Okuduğum bir kitaptan etkilenebiliyorum, gezdiğim, gördüğüm yerlerden, çektiğim bir fotoğraftan. Çünkü benim için sanatçı yaşadığı toplumun anın en büyük tanığıdır. Yani o andan beslenmeli, o anı yansıtmalı, yaptığı eser dönemini yansıtmalı. Aynı zamanda geleceğe de ışık tutmalı. Yani dediğim gibi bu anlamda her şeyden beslenebiliyorum. Siz de bahsettiniz. Pek çok sergide yer aldınız. Gerek kişisel, gerek karma. Ve anladığım kadarıyla resim sizin için olmazsa olmaz. Bundan yani sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hayalleriniz neler? Yani bundan sonrasında yine belli konularım var. İşte saptadığım, beni çok cezbeden konular bunlar.
bu konular üzerinde çalışmalarıma devam edip o çalışmalarla ilgili de sergiler açmayı planlıyorum. Bir de yakın zamanlarda aldığınız bir ödül var, yanılmıyorsam. Evet. Onu bizlerle paylaşır mısınız? Hem hikayesini hem de görelim. Beni çok heyecanlandıran bir ödül oldu. Kadına şiddetle farkındalık teması altında Polisan özel ödülü aldım bu çalışmamla. Bu çalışmam saç konulu bir serinin içinden bir çalışma. Yine konum kadınlar. Kadınlar, kadına evet, şiddet kadına dediniz. Kadına şiddet. Ve aynı zamanda kadının gücünü temsil eden saçla birleştirdim temayı. Farklı bir teknik mi uyguladınız burada? Evet, burada çok farklı bizimle teknikler ve artı malzeme söz konusu. Çok değişik teknik ve malzemeler kullanabiliyorum. Bunlar resmimde bir dil zenginliği yaratıyor. Benim için estetik değeri olan, estetik değer taşıyan her nesne, her obje çalışmalarında yer alabilir. Benim çalışmamı, kafamdaki kurguyu ifade edebilecek her şeyi resimde kullanabilirim. Zaten resim artık sanat disiplinler arası bir çalışma. Yani fotoğraf resimden besleniyor, resim heykelden besleniyor, sinema resimden besleniyor. Hepsi o kadar iç içe ki birbirinden ayırmak mümkün değil. Bu anlamda işte fotoğraf da kullanabiliyorum resimlerimde, malzeme de kullanabiliyorum. Bazen tamamen boya kullanmadan da çalışmalar yapabiliyorum. Deniz kenarından topladığım bir kütüğü tamamen bir tuvale koyarak onunla bir çalışma yapabiliyorum. Yani bunun gibi işte ilgimi çeken, bana hitap eden her türlü malzemeyi resim malzemesi olarak kullanabiliyorum. Bir bitki kökünü, bir ağaç kökünü, dalını, her şeyi. Ve anladığım kadarıyla sadece kendinizi ifade etme biçimi olarak değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılık noktasında da resim kurtarıcınız oluyor. Kadına şiddetten bahsettik. Aynen, evet aynen. Yaşadığımız coğrafya zaten sürekli zemini kaygan, hareket halinde. Yıllarca üstünde oyunlar oynanan bir coğrafya bildiğiniz gibi. Ne yazık ki bölgenin kültürel, tarihsel zenginliği, diğer bir takım zenginlikleri hep dış güçlerin gözlerini üzerimizde tutmuş bir coğrafya. O yüzden de ne yazık ki çok acımasız şeyler yaşıyoruz ülkede. Evet, duyarlılık anlamında zaten bir sanatçının bu duyarlılığı duymaması ve bundan hareket etmemesi mümkün değil. Ben de bu sorumluluğu sonuna kadar hisseden ve duyumsayan biriyim. Dolayısıyla da zaten resim sanat dediğimde bu zaten. Yani sizin iç dünyanız, ilgi alanınız, altını çizmek istediğiniz şeylerin bir yansıması. Bunu dile getirmek zaten. Yani ben de kısaca bunu yapmaya çalışıyorum. Bir de kimsenin anlayamadığı, benim de anlatamadığım bir noktada bir sanat icra etmek istemiyorum. Hani daha halkın içinden, daha aristokrat olmayan, insani şeyler içeren yapıtlar ortaya koymak istiyorum. Ben bir de şey sormak istiyorum. Takip ettiğiniz, sevdiğiniz, olmazsa olmazım dediğiniz eserler, ressamlar mutlaka vardır. Bunları bizimle paylaşabilir evet, misiniz? Mutlaka, pek çok. Ama etkilerinde kalmamaya çalışıyorum. Ama elbette ki saygı duyduğum duayen çok fazla sanatçı var. Ama işte Türkiye'nin en önemli çağdaş sanatçılarından birisi. Yaşamıyla, duruşuyla, olaylara bakışıyla Balkan Naci İsmail'i örnek aldığım sanatçılardan biridir. Birlikte çalışma şansını birlikte da buldunuz. Birlikte çalışma ne şansını size da bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda. Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin sanatla ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye'de sanat
bambaşka bir yerde. Yani demin de dediğim gibi benim yaptığım, yapmak istediğim sanat anlayışından biraz uzak. Şöyle ki hani sanat ve sanatçı halktan kopuk. Hani bu hep söylenen, dile gelen bir şey ama ne yazık ki işin içine birazcık geçince bir de sanat camiasından uzaktan bakan, yani olmayan biri olarak, daha sonradan bu camiaya katılan gözlemci biri olarak gördüğüm belli bir zümre, birbirini ağırlayan bir sanat camiası ve halktan ya da içinde bulunduğu toplumdan, coğrafyadan beslenmeyen ya da haberi olmayan bir camia var beni rahatsız eden. Biraz kopuk buluyorum yani sanat camiasını şu an bizim benim ülkemde. Çünkü şunu ben anlayamıyorum. Batıda yaşayıp doğudaki insanın yaşamından, oradaki bir çocuğun durumundan haberi olmayan, haberdar olmayan bir sanatçıyı sanat yaparken düşünemiyorum açıkçası. Anlıyorum. Bakışım bu. Peki bu noktada kültür sanat tüketicisini, tırnak içinde tabii tüketici diyorum, onu nasıl yorumluyorsunuz ülkemizde? Kültür ve sanat tüketicisi resim anlamında mı? Yani resim anlamında da gerçekten gene bu sanat anlayışından yola çıktığımızda belli bir sanat eseri toplayıcısı kitle var ve onlar da belli bir grubun öncülük etmesiyle, empoze etmesiyle bu işe soyunuyorlar. Gerçek bir sanat takipçisi varsa da çok azınlıkta gördüğüm kadarıyla. Gerçi bu konularda çok büyük yorumlar yapmak çok da bana düşmez ama hani benim naçizane görebildiğim, gözlemleyebildiğim bu. O zaman sanat anlamında da yürüyecek çok yolumuz var. Çok, sanıyorum, evet. Çok. Ben kendi çapımda, kendi çerçevemde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaşımlarınız Rica için. Ederim. Çok keyifli ben bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım bu güzel yaratıcı programlarınızdan sonra böyle sıra dışı eczacılar artar. Umarım. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün Şermin Seval'la birlikteydik. Kendisiyle resim üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine yeniden teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.